Kainat ve düzenli hayat. Canlı cansız bütün varlıklar bir düzen içindedir. Her maddenin yapısında, her olayda, her reaksiyonda hiç değişmeyen bir düzen, bir matematik bağlantı vardır. Bunlara fizik, kimya, astronomi ve biyolojik konuları diyoruz. Bu değişmez düzenden faydalanarak insanlar fabrikalar kuruyor, ilaçlar imal ediyor, radyolar, televizyonlar, elektronik beyinler yapıyor. Mahluklarda bu düzen olmasaydı, her şey rastgele olsaydı, bunların hiçbiri yapılamazdı. Her şey bozulur, yok olurdu. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, gökleri 7 kat ve birbirine ahenkli şekilde yaratan Rahman'ın yarattığı her şeyde bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de ibretle bak. Bir aksaklık, bir eksiklik var mı? Bir aksaklık var mı diye gözünü tekrar çevir de bak. Ama umduğunu bulamayıp bitkin düşersin. Mülk Suresi 3. 4. ayetleri. Varlıkların düzenli, bağlantılı, kanunu olmaları, bunların kendiliklerinden rastgele var olmadıklarını, her şeyin bilgili, kudretli gören, işiten, dilediğini yapan bir yaratıcı tarafından var edildiğini göstermektedir. O, dilediğini var veya yok eder. Bir şeyi var etmeye ve yok etmeye başka şeylere sebep yapmıştır. Bu sebepleri yaratmasaydı varlıkların arasında bu düzen olmazdı. Her şey karma karışık olurdu. Fen, medeniyet hasıl olamazdı. Bir yaratıcının olduğu da bilinemezdi. O varlığını bu düzeniyle belli ettiği gibi insanlara çok acıyarak var olduğunu da ayrıca bildirmiştir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak her asırda dünyanın her yerindeki insanlar arasından en iyi, en üstün olarak yarattığı birine melekle haber vererek kendini bildirmiş ve insanların dünyada ve ahirette rahat etmeleri, iyi yaşamaları için ne yapmaları ve nelerden sakınmaları gerektiğini açıklamıştır. Böyle üstün insanlara peygamber, bildirdiklerine de din denir. İnsanlar eski şeyleri unuttukları için ve her zaman bulunan kötü kimseler peygamberlerin kitaplarını ve sözlerini değiştirdiklerinden eski dinler unutulmuş, bozulmuştur. Kötü insanlar, uydurma dinler de meydana gelmişlerdir. Her şeyi yaratan Yüce Allah, insanlara çok acıdığı için kullarına son bir peygamber ve yeni bir din, yani Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'la İslam dinini göndermiştir. Bu dini kıyamete kadar koruyacağını, kötü insanlar saldıracaklar, değiştirmeye, bozmaya kalkışacaklar ise de kendisi bunu bozulmamış olarak her yere yayacağını müjdelemiştir.